MTF Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuz sadece ÖABT sınavına yönelik, yani gereksiz detaylardan ve soru tarzlarından arındırılmış ders notlarım üzerinden anlatmayı planladığım limit kavramıyla alakalı olacak arkadaşlar. Özellikle çıkmış sorular ve çıkması muhtemel soru tarzlarını ben arkadaşlar bu ders notları arasında serpiştiriyorum. Buna ayrı bir önem atfediyorum. Çünkü önemli olan arkadaşlar kısa sürede olabildiğince sınava yönelik fazla bir adım atabilmek. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden normal lisansta anlatılan ders tekniğinden farklı olarak sadece sınava yönelik bir ders tekniğiyle bu dersleri, videoları arkadaşlar çekmek istiyorum. Evet, ilk önce limit kavramının sezgisel tanımıyla başlayalım. Ne demek sezgisel olarak limit? Arkadaşlar normalde fonksiyonlarımız normalde fonksiyonumuz x eşittir a'da tanımlı olmasa dahi arkadaşlar biz fonksiyonun limitinden bahsedebiliriz. Yani ne demek? Şöyle şekil üzerinden bahsedelim. Eğer fonksiyonumuz bir x eşittir a'nın civarından seçilen x değerleri için bir L değerine yeterince yakın değerler, çıktılar alıyorsa biz kısaca diyeceğiz ki arkadaşlar F fonksiyonun limiti x eşittir a'da L'dir diyeceğiz. Dikkat edin, x'ler a'nın yeterince yakın civarından seçildiğinde sağında da olabilir, solunda da olabilir bu x değerler. Tabii ki x eşittir a'da fonksiyonumuz tanımlı olmak zorunda değil. Mesela şöyle bir grafik çizebilirsiniz arkadaşlar. Ne olur şu şekilde. Evet. X eşittir a. Sağdan da yaklaştığımızda, soldan da yaklaştığımızda fonksiyonlara dikkat edin. Fx şeklinde şu şekilde L'ye yaklaşıyor. Bizim fx'imiz şu şekilde altında veya üstünde olacak L'nin. Dikkat edin. Şimdi bu durumda limit varsa arkadaşlar, limit varsa tektir. Bunu çıkartabiliriz hemen. Limitin matematiksel tanımını, epsilon delta tanımını ileride vereceğim arkadaşlar. Ve bu epsilon delta tanımıyla alakalı ÖSYM ne tarz bir soru sorabilir? Test sınavının ruhuna uygun olacak şekilde. Bununla alakalı da bir örnek çözeceğiz. Ayrıca arkadaşlar şundan da bahsetmemiz lazım. Her sorunun arkadaşlar kendine ait uygun bir çözülme tekniği vardır. Yani bir sürü limit hesaplama tekniği var. Biz bunlardan bahsetmemiz lazım. Hepsinden tek tek bahsedelim. Ayrıca her yöntemin kendine göre avantajı ve dezavantajı var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden her yöntemi ve her yöntemle alakalı soru tarzlarına ayrı bir önem atfetmek gerekiyor. Çünkü arkadaşlar öyle sorular var ki o soruda arkadaşlar birden fazla tekniği kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Tabii ÖSYM genellikle daha böyle temel seviyede sorular soruyor. Ama bilinmez. ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz. Biz o yüzden arkadaşlar bu tekniklerden bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar limit kurallarından bahsedelim. Eğer F ve G'nin limiti varsa o zaman limit alma işlemi iki fonksiyonu toplamı üzerine dağıtılabilir arkadaşlar. Benzer şekilde farkın üzerinde dağıtılır. Çarpımın üzerine de dağıtılır. Benzer şekilde bir sabit fonksiyonu ile f'nin çarpımının arkadaşlar limiti de limitini hesaplarken c'yi biz direkt limit alma sürecinin dışına taşıyabiliriz. Buna dikkat edelim. Benzer şekilde g'nin limiti sıfırdan farklıysa arkadaşlar x eşittir a'da limit alma işlemini siz iki fonksiyonun bölünmesi işlemi üzerine dağıtabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Şimdi şöyle bir uyarıdan bahsetmemiz gerekiyor. Dedik ki eğer f ve g fonksiyonları limitleri varsa bunlardan bahsediyorduk. Peki yoksa ne olur? Buna bir örnek verelim. Ne gibi bir senaryo karşımıza çıkacak? Yoksa fx eşittir arkadaşlar x artı 1, x eşittir eksi 1'de limite sahip. Ama gx eşittir 1 bölü x artı 1, x eşittir eksi 1'de limite sahip değil. Neden? Sezgisel tanımını düşünecek olursak 1 bölü x artı 1'ler arkadaşlar eksi sonsuz veya eksi sonsuz artı sonsuza arkadaşlar gider. Eğer x'leri x eksi 1'in sağından veya solundan yeterince yakın değerler olarak seçersek. Şimdi fx çarpı gx nedir? Direkt fonksiyonların çarpımı x artı 1 bölü x artı 1 1'dir. Sabitin limiti de 1 gelecek. Şuradaki arkadaşlar sabit kuralından dolayı.
Benzer şekilde şunu düşünecek olursanız arkadaşlar, ne olur? X eksi 1'e giderken fx, x eksi 1'e giderken gx. Şimdi fx'in limiti 0, gx'in limiti de sonsuz. 0 çarpı sonsuz bir belirsizlik çeşididir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada olduğu gibi çarpmanın üzerine dağıtamıyorsunuz. Çünkü belirli olan bir ifade, belirsiz olan bir ifadeye eşit oldu. Böyle durumlarda kesinlikle limiti çarpımın üzerine dağıtmayacaksınız. Dağıtıyorsanız bilin ki yanlış yapıyorsunuz. Bu yoldan dönmeniz gerekiyor. Ona dikkat edin. Şimdi limit hesaplama tekniklerine geçelim. En ilkel yöntemiyle başlayalım. Nedir? Özdeşlik tekniği. Eğer iki fonksiyon x eşittir a noktasının yeterince yakın civarındaki x değerleri için birbirine özdeş ise limitleri aynıdır. Hemen bir örnek ile taçlandıralım bu özelliği. Mesela fx eşittir x kare eksi 1. X kare eksi 1 bölü x eksi 1. Bu bir fonksiyondur ve tanım kümesi bütün reel sayılarda tanımlı ancak x eşittir 1 de tanımlı değil. G'ye bakalım. G'nin tanım kümesi ise arkadaşlar bütün reel sayılar. Şimdi bunlar fonksiyonlar olarak birbirlerine eşit fonksiyonlar değil. Çünkü tanım kümeleri farklı. Ama x eşittir 1'i hariç tuttuğumuzda ne oluyor arkadaşlar? Bunlar birbirine özdeş. Peki nereden anlıyoruz özdeş olduğunu? Çünkü sadeleştiğinde fx'in kuralı ben gx'i elde ediyorum. Ne olur bu durumda? X kare eksi 1 bölü x eksi 1. Biz bunu hesaplarken ne yapacağız arkadaşlar? Buna özdeş bir ifade elde etmeye çalışırız. Çarpanlara ayırdığımızda x kare eksi 1'i bunu yakalarız. X eksi 1'ler sadeleştiğinde gördüğünüz gibi gx'in kuralını yakaladım. Bu durumda bakın x'leri 1'e yeterince yakın seçtiğimizde x artı 1 doğal olarak belirsizlik olmaksızın 2'nin yeterince yakın civarında dolaştığı görülüyor arkadaşlar. Direkt limit 2'dir deriz. Şimdi bununla alakalı ÖSYM ne tarz bir soru sorabilir? X pi'ye giderken gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Normalde siz L'Hopital uygulayabilirsiniz. Ama bence L'Hopital kullanmaktan ziyade burada özdeşlik tekniğini kullanmak daha avantajlıdır. Neden? Şunu hemen çarpanlara ayırdığımda hemen görebiliyorum. Cos x artı 1 çarpı cos x artı 2 bölü cos x artı 1. Sınavda tabii ki limit yazmakla uğraşmayın. Zaman kazanmak için. Bunlar sadeleşir. Cos x artı 2, dikkat edin, x pi'ye giderken cosinüs x eksi 1'e gider. Sabit de zaten olduğu gibi kalır. Cevabı 1 olarak bulursunuz. Diğer bir soruya geçelim. Daha doğrusu tanımımızı verelim. Şimdi arkadaşlar, limitin matematiksel tanımı nedir? Bundan bahsedelim. İlk önce şöyle bir şekil çizelim. A'yı kapsayan bir tane a eksi epsilon, a eksi delta diyelim, epsilon demeyelim, a artı delta şeklinde bir aralık alalım. Yani a'nın bir delta komşuluğunu düşünüyorum. Benzer şekilde şöyle l'nin epsilon komşuluğunu düşünelim. Şunu göz önünde bulundurarak, şu eşitsizliği çözerseniz bir arkadaşlar çözüm kümesi bulacaksınız. Nedir o çözüm kümesi? L kimden küçük kalacak? L eksi arkadaşlar, L eksi epsilondan küçük kalacak. Artı epsilon, pardon. L artı epsilondan küçük kalacak. L eksi epsilondan büyük olacak. Şimdi fx'ler burada. L'nin üstünde veya altında. X'ler de A'nın sağında veya solunda bir yerde olacak. Şimdi tanımı kurgulayalım. Ne olur? Diyor ki keyfi olarak seçilen her pozitif epsilon değeri için x'ler A'nın delta komşuluğundan alındığında fx'ler de L'nin epsilon komşuluğunda bulunacak şekilde bir delta bulabiliyorsanız epsilon'a bağlı olarak o zaman f'nin limiti vardır deriz arkadaşlar x eşittir a'da. Bakın tekrarlıyorum. Keyfi olarak seçilen her epsilon pozitif değeri için x'leri a'nın yeterince yakın komşuluğundan aldığınızda yakın diyorum yeterince yakın. Neden? İşte bu keyfilikten dolayı. Çünkü siz epsilon'u keyfi olarak aldığınızda
bulacağınız delta, bulabiliyorsanız tabii ki her zaman bulamazsınız. Limit varsa bulabilirsiniz. Bulacağınız delta'da doğal olarak epsilon yeterince küçük seçersem delta da yeterince küçük olur. Böylelikle şu sezgisel tanımdaki x'ler a'nın yeterince yakın civarındayken kavramı kendini burada ortaya çıkartır arkadaşlar. Mutlak değer x eksi a küçük delta ifadesiyle. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bunu peki hemen bir örnek ile taçlandıralım daha iyi anlamak için. Tanımımız arkadaşlar soruda veriliyor. ÖSYM genellikle bu tarz tanımları soruda verir arkadaşlar. Ondan sonra tanımla alakalı sizden bir şeyi cevaplamanızı ister. Şimdi tanımı biliyoruz zaten daha önce vermiştik. Buna göre aşağıdaki verilen değerlerden hangisi keyfi olarak verilen epsilon değeri için bu eşitliği, bu limit arkadaşlar ifadesini doğrulayan delta değerlerinden birisi olamaz diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu tarz sorularda ilk önce fx'e odaklanalım. Mutlak değer içinde fx eksi l'miz burada 1. Epsilon'dan küçük olacak şekilde bunu düzenleyelim arkadaşlar. Ne oluyor? Yani 4x eksi 16. Bunu daha da düzenlememiz lazım. Ta ki arkadaşlar mutlak değer içinde x eksi a'mız 4. X eksi 4 şeklinde bir ifade elde edinceye kadar. Evet, ne yaparız? 4 ortak çarpan parantezini alırsak burası mutlak değer 4 çarpı mutlak değer içinde x eksi 4. Epsilonumuz keyfi olarak verilmiş. O zaman şöyle fx eksi l'yi yani fx'leri 1'in epsilon komşuluğunda dolaştıralım arkadaşlar. Yani bunu epsilondan küçük kılalım. Şimdi bizim amacımız ne arkadaşlar? Mutlak değer x eksi 4 küçük delta olduğunda ne yapacağız? Fx eksi 1 küçük epsilon olacak şekilde delta'ya bağlı bir epsilon bulabiliyor olmamız lazım. Bakalım epsilon'a bağlı bir delta bulabiliyor olmamız lazım. Epsilon'a bağlı bir delta bulabilecek miyiz? Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şu ifadeye odaklanıyorum. Buradan mutlak değer içinde x eksi 4 küçük her iki tarafı 4 ile bölerim. Epsilon bölü 4. İşte ben arkadaşlar burada o zaman şöyle düşünebilirim. Mutlak değer içinde x eksi 4 küçük delta. Delta'yı da arkadaşlar epsilon bölü 4'ten küçük veya eşit kılabilirim. Gerçekten ben bunu böyle yaparsam fx eksi l yani fx eksi 1 eşittir. 4x eksi 16 zaten yapmıştım. 4 çarpı mutlak değer içinde x eksi 4. Mutlak değer içinde x eksi 4 delta'dan küçük. 4 delta. 4 delta arkadaşlar. Delta da epsilon bölü 4'ten küçük olunca böylelikle arkadaşlar söz konusu fx eksi l'miz gördüğünüz gibi epsilon komşuluğun içinde birin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar epsilonu biz en fazla pardon delta'yı en fazla epsilon bölü 4 seçebiliriz. Dolayısıyla epsilon bölü 7 ondan daha küçük seçebiliriz. Epsilon bölü 6 seçebiliriz. Epsilon bölü 5 seçebiliriz. Epsilon bölü 4 seçebiliriz. Ama ondan daha büyük seçemeyiz arkadaşlar. Cevap Edirne derim. Peki ben bunu şekliyle izah etmek istersem. Nasıl? Şuradan hemen izah edelim. Ne olur? Bizim x'lerimizi 4'ün delta komşuluğundan seçtiğimizde fx'lerimiz yani 4x eksi 15'lerimiz 1'in epsilon komşuluğunda olacak arkadaşlar. Şöyle delikli yapalım. Açık komşuluklar olacak. 1'in arkadaşlar epsilon komşuluğunda 1 artı epsilon 1 eksi epsilon. Fx'lerimiz burada olması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir grafik çizersem şöyle bir de tanımlı olmak zorunda değil. Şöyle şuraya kadar uzatalım. Evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle uzantılarını da yapalım. Biz delta'yı
En fazla epsilon bölü 4 alırsak, yani şu mesafe en fazla epsilon bölü 4 olursa, buradan seçtiğiniz x'ler gördüğünüz gibi arkadaşlar 1'in epsilon komşuluğunda olur. Ama epsilon bölü 4'ten fazla seçtiğimizde, yani şurada seçtiğimizde, bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Söz konusu fx değerleri epsilonun dışında. Epsilon 1'in epsilon komşuluğun dışında bir yerde olacak. Sağlamayacak. O yüzden cevap Edirne. Evet. Biraz çözüm uzun oldu ama rahat anlayabilmeniz için yavaş yavaş tane tane anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi tek taraflı limit ile limit arasındaki ilişkiden bahsedelim. Limit x bir fonksiyonun x eşittir a'da limitinin olabilmesi için gerek ve yeter koşulun her iki taraftan yaklaştığımızda elde ettiğimiz limit değerlerinin birbirine eşit olması gerektiğini biz arkadaşlar epsilon delta tanımından çıkartabiliriz. Şimdi sorularda çok sıklıkla kullandığımız bazı önemli kurallar var. Onlardan bahsedelim. C herhangi bir sabit olmak üzere sabit bölü x sıfıra sağdan yaklaşırken yani c bölü sıfır artı şeklinde düşünebilirsiniz. Limiti kaldırıp. Yani sıfır artı ne demek arkadaşlar? Sıfıra çok yakın pozitif bir sayı gibi düşünebilirsiniz. Eğer c'niz negatif olur ise işte bu eksi sonsuza yaklaşır. C'miz pozitif olursa arkadaşlar artı sonsuza gider. Benzer şekilde x sıfıra soldan yaklaşırken c bölü sıfır eksi eğer c'miz negatif olursa sonsuza gider. C bölü sıfır artı c'miz pozitif olur ise arkadaşlar eksi sonsuza gider. Buna dikkat edelim. Şimdi bu kural ile alakalı geçmiş yıllarda ne tarz bir soru çıkmış onu inceleyelim. Fx fonksiyonu bu şekilde veriliyor. Bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasındaki sağdan ve soldan limitlerinin değeri sırasıyla nedir diyor. Yani ikiliği soruyor bize. Şimdi sağdan limiti hesaplayalım. Hiç limit yazmakla uğraşmayın arkadaşlar. 3 bölü 3 artı 3 üzeri 1 bölü 0 artı yazabilirsiniz. 3 bölü 3 artı 1 bölü 0 artı sonsuzdur arkadaşlar. 3 üzeri sonsuz, sonsuzdur. 3 bölü sonsuz sıfırdır. Benzer şekilde soldan yaklaşırken x gördüğünüz yere doğrudan 0 eksi yazabiliriz. 3 bölü 3 artı 3 üzeri 1 bölü 0 eksi 3 üzeri eksi sonsuz. 3 üzeri eksi sonsuz ise arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri sonsuz. Yani burası 0'a gider. 3 bölü 3 artı 0'dan o da 1 olarak bulunur. Böylelikle arkadaşlar aradığımız ikili 0'a 1 şeklinde bir ikilidir. Şimdi polinomların limitleri ile alakalı durumları ele alalım. Biz biliyoruz ki arkadaşlar polinomların x eşittir 1, x eşittir 2 şeklinde sonlu noktadaki limitleri polinomun o noktada aldığı değerlerdir. Ancak x'leri biz arkadaşlar x değerini sonsuza veya eksi sonsuza taşırsak polinomun nasıl davrandığı bizi ilgilendiren bir durumdur. X'i sonsuza taşırsak ve lider eleman yani en yüksek dereceli terim arkadaşlar katsayısı negatif olursa polinom eksi sonsuza gider doğal olarak. Eğer lider elemanın katsayısı pozitif olursa doğal olarak polinomumuz da artı sonsuza gidecektir. X eksi sonsuza giderken polinomun nereye gittiği hem lider elemanın katsayısına hem de lider elemanın kuvvetinin tek mi çift mi olduğuna bağlıdır arkadaşlar. N çift olursa x üzeri n pozitif olur x eksi sonsuza giderken. Ama an negatif olduğundan dolayısıyla polinom eksi sonsuza gider. Benzer şekilde diğer durumları da elde edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi biz burada elde ettiğimiz sonuçları rasyonel fonksiyonların sonsuzdaki ve eksi sonsuzdaki limitleri alakalı durumları arkadaşlar taşıyabiliriz. Eğer şöyle iki polinomun oranı şeklinde verilirse rasyonel fonksiyonumuz, bu durumda bu rasyonel fonksiyonun sonsuzdaki limiti yine arkadaşlar pay ve paydadaki lider elemanların kuvvetleriyle alakalıdır.
Eğer kuvvetler birbirine eşit olursa arkadaşlar bu durumda ne olur? Söz konusu limit AN bölü AM olacaktır. Payın kuvveti paydanın kuvvetinden lider eleman derecesinden büyük ise arkadaşlar sonuç sonsuz olur. Küçük olursa sıfır olur. Bununla alakalı arkadaşlar somut bir soruyla arkadaşlar ben bu durumu göstereceğim. Şimdi biz bu şekilde öğrenelim bunu. Bu özellikle alakalı şimdi ÖSYM tarzında çıkabilecek bir soruyu kurguladık arkadaşlar size. Bunu çözelim. Dikkat edin. Birinci fonksiyon bir rasyonel fonksiyon. Direkt payın lider elemanı x üzeri 2020. Paydanın da lider elemanı x üzeri 2020. Dolayısıyla katsayıların oranından 2 bölü 1'den birinci fonksiyon 2'ye yaklaşır x sonsuza giderken. Sinüsün argümanına yani etki ettiği elemana bakalım. Burası sabit bölü sonsuzdan sıfıra gider. Sinüs sıfırda sıfıra gider arkadaşlar. 2020 bölü 2019 artı 2020 üzeri 1 bölü x. 1 bölü x'e odaklanın. 1 bölü sonsuz sıfıra gider. 2020 üzeri 0 1'e gider. 2020 bölü 2019 artı 1 2020 olur. 2020 bölü 2020'den 1 olur. Cevap böylelikle 3 olarak elde edilir. Şimdi rasyonel fonksiyonların eksi sonsuzdaki limitleriyle alakalı bazı soru tiplerine bakalım değerli arkadaşlar. Ne yapacağız böyle sorularda? Normalde cevap artı sonsuz veya eksi sonsuz olacak arkadaşlar. Hangisi? Onu belirleyelim. Uzun yoldan yapalım ilk önce. Pay ve paydayı x kare ile bölelim. Bu durumda burası 2x. Burası 2019 bölü x. Burası 2022 bölü x kare. Bölü x kare bölü x kare 1 artı 2019 bölü x artı 2023 bölü x kare. Şimdi x eksi sonsuza giderken bu sıfıra gider, bu sıfıra gider, bu sıfıra gider, bu sıfıra gider. Dolayısıyla 2 dikkat edin pozitif. Sadece x'in eksi sonsuza gitmesi sonucu belirleyecek arkadaşlar. Cevap eksi sonsuzdur. Kısa yolu peki bunun nedir? Ben bunun payın derecesi paydanın derecesinden büyük olduğundan sonucun sonsuz veya eksi sonsuz geldiğini biliyorum. Direkt 3 eksi 2 payın derecesi 3, paydanın derecesi 2, sonuç 1, 2 de pozitif olduğundan arkadaşlar. Dolayısıyla sadece x'in arkadaşlar eksi sonsuza gitmesi şeklinde düşünebilirsiniz limit probleminizi. Dolayısıyla sonuç eksi sonsuz olarak gelir. Şimdi bu pratik yöntemi aşağıda uygulayalım. Normalde sonuç artı sonsuz veya eksi sonsuz olacak ama hangisi? 2 pozitif, x üzeri 5, x üzeri 3. Direkt arkadaşlar 2x üzeri 5 bölü x küp yani 2x karenin x eksi sonsuza giderkenki durumu nedir? Artı sonsuzdur. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla cevap artı sonsuz. Burada ise direkt payın derecesi paydanın derecesine eşit. Böylelikle sonuç doğrudan 2 bölü 3 olarak gelir. Pay ve paydayı x küp ile bölüp arkadaşlar limiti hesapladığımızda. Şimdi sonsuz eksi sonsuz belirsizliği veren bazı soru tipleri var. Böyle sorularda ne yapacağız? Dikkat edin arkadaşlar. X kareyi dışarıya çıkartırsam mutlak değer x diye dışarıya çıkar. Burada da x var. X ortak çarpan parantezini alarak sonuç artı sonsuz veya eksi sonsuz gelebilir. İlk önce bunu deneyelim. Ne olur? Alalım ilk önce. X kareyi dışarıya alırsak mutlak değer x diye çıkar. Karekök içindeki ifadeyi x kare ortak çarpan parantezini alırsak 2 eksi 1 bölü x artı 1 bölü x kare eksi x. Şimdi x sonsuza gittiğinden mutlak değer x'i x olarak dışarıya çıkartabilirim. X ortak çarpan parantezini aldığımızda arkadaşlar şu şekilde bir ifade elde ederiz. Eksi 1. Bu durumda ne olur arkadaşlar? X sonsuza giderken burası sıfıra gider, burası sıfıra gider, şurası kök 2 eksi 1'e gider. Burası da sonsuza gider. Sonsuz çarpı sonlu değer sonsuzdur arkadaşlar. Sonuç sonsuz. Gördüğünüz gibi sonsuz eksi sonsuz belirsizliğinden
kurtularak limitin sonsuza gittiğini görmüş olduk. Yani limit yok aslında. X eşittir eksi sonsuz için de benzer şeyi yapabilirsiniz. Bu sefer mutlak değer x eksi x diye çıkar arkadaşlar. Eksi x ortak çarpan parantezini alırsak burada ne olur arkadaşlar? Karekökün içindeki ifade burası 2 eksi 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Mutlak değer x diye çıkarmıştık x kareyi. Dikkat edin eksi x oldu. Eksi x ortak çarpan parantezini alırsak burası artı 1 olur. Bunun limitini alırsam arkadaşlar burası 0'a gider. Burası 0'a gider. Şurası kök 2 artı 1'e gider. X eksi sonsuza gittiğinden eksi x de artı sonsuza gider. Dolayısıyla sonuç sonsuz çarpı sonlu değerden sonsuz olarak gelir. Şimdi ÖSYM'nin tek taraflı limitler ile alakalı sorabileceği tarzda olan iki farklı tipte soru çözelim. Sol taraftaki soruyla başlayalım. A bir gerçel sayı olmak üzere bir f fonksiyonu parçalı bir şekilde tanımlanıyor. Bu fonksiyon x eşittir 1'deki sağdan limiti 3, soldan limiti 2 olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar sağ parçayı düşünelim. Sağdan limiti doğrudan burada sağ parçada x gördüğümüz yere 1 yazarsak sağ limit aslında a kare artı 2a'dır. Bu da soruda 3 olarak veriliyor. Evet, buradan arkadaşlar bu kuadratik ifadenin köklerini bulacak olursak burası artı 3 ve eksi 1 ile çarpımı eksi 3 verir. A buradan a1 eşittir 1, a2 eşittir eksi 3. Sol parçaya bakalım. Sol limit ise 2 olduğuna göre diyor. Hemen sol parçayı kullanalım. Buradan sol parçada x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak a artı a kare eşittir. Bu da 2'ye eşit değerli arkadaşlar. Buradan kökleri bulacak olursak artı 2'ye eksi 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar a 1 olursa her iki denklemin ortak kökü olan a eşittir 1. Böylelikle bizim aradığımız değer olur. A eksi 2 ve eksi 3 olamaz. Ona dikkat edelim. Şimdi değerli arkadaşlar sağdaki soruyu çözelim. Fx fonksiyonu 2 üzeri 1 bölü x artı 1 bölü 2 üzeri x şeklinde tanımlanıyor. Bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasındaki sağdan ve soldan limitlerinin değeri sırasıyla ne olur diyor. Hemen şu parçaya odaklanalım. Sağdan yaklaşırken doğrudan hemen x gördüğünüz yere 0 artı yazabiliriz. Ne olur arkadaşlar? 2 üzeri sonsuz. 2 üzeri sonsuzdan sonsuz. Dolayısıyla sağdan yaklaşırken birinci parça sonsuza gidiyor. İkinci parça x gördüğünüz yere doğrudan 0 yazarsak 1 olur. Bu da 1'e gider arkadaşlar. Sonsuz artı 1 sonsuz. Böylelikle bu fonksiyona 0'a sağdan yaklaşırken arkadaşlar bu fonksiyon sonsuza gider. Soldan yaklaşımı bakalım. Ne olur arkadaşlar? X gördüğümüz yere doğrudan 0 eksi yazalım. Bu durumda 2 üzeri eksi sonsuz. 2 üzeri ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri sonsuz. Burası sonsuz olur arkadaşlar. 1 bölü sonsuzdan 0 gelir. 2 üzeri 0'dan 1 bulurum. Benzer şekilde soldan yaklaşırken yine 1 bölü 2 üzeri 0 eksi yine 1'dir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Böylelikle soldan yaklaşırken birinci parça 1'e gider. İkinci parça da 1'e gidiyor. Soldan yaklaştığımızda ise söz konusu fonksiyonumuz 2'ye yaklaşır. Şıklarda sonsuz 2 ikilisini işaretlersiniz. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler ile alakalı sınavlarda çıkma potansiyeli yüksek olan soru tarzlarına bakacağız. İlk soruyla başlayalım. Limit x 4'e giderken şu fonksiyonun limiti nedir diyor soru bize. Hemen x gördüğümüz yere 4 yazacak olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği var elimizde. Bu ne demektir? Doğrudan L'Hopital uygulayabilirsiniz. Ancak doğrudan L'Hopital uygulamak yerine bu ifadeyi, limiti alınacak olan ifadeyi paydanın eşleniğiyle genişletmek bize bir avantaj sağlayacaktır. Hemen genişletelim arkadaşlar. Zaman kazanmak için limit yazmayalım.
paydaki ifadeyi olduğu gibi yazalım. Çarpı paydanın arkadaşlar eşleniği ile pay ve paydayı çarpalım. Paydanın eşleniği 3 artı karekök içinde x artı 5 bölü paydayı paydanın eşleniği ile çarparsam a kare eksi b kareden 9 eksi x eksi 5 gelir. Yani burası arkadaşlar 4 eksi x oldu. X eksi 4 ile 4 eksi x sadeleşirse eksi 1 gelir. Şimdi x gördüğümüz yere doğrudan 4 yazdığımızda gördüğünüz gibi belirsizliği veren zaten ifadeleri biz ne yapmış olduk? Götürmüş olduk eşleniği ile çarpma yöntemiyle. Bu durumda karekök içinde x artı 5 ne olur değerli arkadaşlar? X 4'e giderken burası 3'e gider. Burası 3'e gider. 3 artı 3 6'ya gider. Cevabı biz eksi 18 olarak belirleriz. İkinci soruya bakalım. Şu şekilde bir fonksiyon payı polinom olan, paydası ise irasyonel bir fonksiyon olan bir fonksiyon arkadaşlar. Bu fonksiyonu sırasıyla sonsuzdaki ve eksi sonsuzdaki limitlerinin değeri kaçtır diyor bize soru. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen pratik yol. Bakalım eğer karekök olmasaydı ne olacaktı? Cevap direkt 0 derdik. Ancak buradaki karekök olduğundan dolayı payı x küp ile bölersek şuralar arkadaşlar şurayı x küp ile bölersek burası 0'a gidecek. Yani yok sayabilirim ben burayı. Benzer şekilde bunu da x küp ile bölersem bunu da yok sayabilirim. O da 0'a gidecek. Yani payımızda sadece 10x küp varmış gibi düşünebiliriz. Paydaya bakalım. Benzer şekilde arkadaşlar karekök içindeki ifadede ifadeyi x üzeri 6 ortak çarpan parantezine alırsak şurası ne olur arkadaşlar? 0'a gidecektir. Elde ettiğimiz ifade. Burayı yok sayabilirim. Burayı yok sayabilirim. Sadece karekök içinde 25 çarpı x üzeri 6 varmış gibi düşünebilirsiniz. Yani elimizdeki ifade 10x küp bölü mutlak değer içinde 5 çarpı x küp şeklinde bir ifadedir. Şimdi x'i sonsuza götürdüğümüzde mutlak değer içindeki 5x küp pozitif olduğundan olduğu gibi çıkar arkadaşlar. X küpler sadeleşir. Cevabı ben 2 olarak bulurum x'i sonsuza götürürken. Benzer şekilde x'i eksi sonsuza götürdüğümüzde yine paydamız arkadaşlar negatif. Paydadaki mutlak değer için negatif olacak. Onu da eksi 5x küp diye çıkartırım. Cevabı eksilisi olarak buluruz arkadaşlar. X eksi sonsuza giderken. Dolayısıyla şıklarda 2'ye eksi 2 şeklinde bir ikili varsa onu işaretlersiniz. Fx eşittir 2 kosinüs x bölü 1 artı 2 üzeri kosekant x fonksiyonu veriliyor. Buna göre bu fonksiyonun sırasıyla x eşittir 0 noktasındaki sağdan ve soldan limitlerinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor soru bize. Hemen şöyle fonksiyonumuzu yazalım. Limit yazmaksızın 2 kosinüs x bölü 1 artı 2 üzeri kosekant x nedir? 1 bölü sinüs x. Şimdi hemen şurada x'i 0'a sağdan götürelim. Bu durumda kosinüs x ne olur arkadaşlar? Daima 1'e gider. 1 artı 2 üzeri 1 bölü sinüs x. X 0'a sağdan giderken sinüs nereye gider arkadaşlar? 0'a sağdan gider. 1 bölü 0 artı yazabiliriz. Böylelikle söz konusu ifademiz 2 bölü 1 artı 2 üzeri 1 bölü 0 artı sonsuzdur. 2 üzeri sonsuz sonsuzdur. 2 bölü sonsuzdan ifademiz 0'a gider. Şimdi aynı ifadeyi arkadaşlar x eşittir 0'a soldan giderken nereye yaklaştığına bakalım bu ifadenin. Bu durumda yine x 0'a soldan giderken kosinüs x daima 1'e gider. Bölü 1 artı 2 üzeri 1 bölü sinüs x. Sinüs x x 0'a soldan giderken 0'a soldan yaklaşır arkadaşlar sinüs x. Böylelikle bizim ifademiz 2 bölü 1 artı 1 bölü 0 üzeri eksi yani 0'a çok yakın negatif bir sayı 2 üzeri eksi sonsuzdur. Bu da arkadaşlar 2 bölü 1 artı 2 üzeri eksi sonsuz 1 bölü 2 üzeri sonsuzdur. 1 bölü sonsuz verir 0 verir. Dolayısıyla söz konusu bizim fonksiyonumuz 2'ye yaklaşır. Evet 2'ye yaklaşır. Böylelikle aradığımız ikili sıralı ikili sağdan yaklaşırken 0, soldan yaklaşırken 2 olacak şekilde bir ikilidir.
Diğer soruya bakalım. Fx eşittir x bölü x kare eksi 1'in karesi şeklinde verilen fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki sağdan ve soldan limitlerinin değeri kaçtır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine soldaki gibi ilk önce ifademizi yazalım. Evet, x eşittir 1'i arkadaş, x eşittir 1'e sağdan yaklaşalım. Ne demek? X gördüğümüz yere 1'e çok yakın ama 1'den büyük bir değer yazalım. 1 üzeri artı onu göstersin arkadaşlar. Bölü 1 üzeri artının karesi eksi 1'in karesi. O zaman 1 üzeri artı bölü 1 üzeri artının karesi nedir arkadaşlar? Yine 1'den büyük bir değerdir. Eksi 1 üzeri kare. Burası ne olur? 0'dan büyük bir değer olur arkadaşlar. Ama 0'a çok yakın bir değer olur. Dolayısıyla ne olur? Cevap sonsuz olur. Şimdi aynı şekilde x bölü x kare eksi 1'in karesinin nereye gittiğine bakalım. X 1'e soldan giderken, yani 1 üzeri eksiği 1'e çok yakın ama 1'den küçük olan bir sayı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 1 üzeri eksi yazalım. 1 üzeri eksinin karesi eksi 1'in karesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 üzeri eksi bölü 1 üzeri eksinin karesi pozitiftir. Ama nedir arkadaşlar? 1'den küçük bir değerdir. Dolayısıyla 1 üzeri eksi yazabilirsiniz. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki kareden dolayı 0 üzeri eksinin karesi, yani 1 üzeri eksi bölü 0 üzeri artı. Şimdi 1 üzeri eksi, 1'in üzerinde eksi var diye bu negatif değil arkadaşlar. Bu neydi? 1 üzeri eksi 1'e çok yakın ama 1'den küçük. Yani pozitif bir değer. Aşağısı da 0'a çok yakın pozitif bir değer. Dolayısıyla bizim ifademiz sonsuza gider. Şıklarda sonsuz sonsuz şeklinde bir ikili varsa onu işaretleriz. Şu fonksiyonun x 0'a soldan giderken ve x eksi 2'ye sağdan giderkenki limitlerinin toplamı kaçtır diyor bize arkadaşlar soru. Hemen ilk önce fonksiyonumuzu şöyle yazalım. Tabi çarpanlara ayıracak şekilde yazalım zaman kazanmak için. Direkt x çarpı x kare eksi 4'ten x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü paydadaki arkadaşlar mutlak değerin içindeki ifadeyi de çarpanlara ayırıp mutlak değeri dağıtırsak mutlak değer x çarpı mutlak değer içinde x artı 2 gelir. İşte bu ifadenin sıfıra soldan giderkenki limitine davranışına bakalım. X sıfıra soldan giderken ne olur? Daima x'ler negatif ama sıfıra soldan yaklaşıyor. Mutlak değer x arkadaşlar eksi x olarak çıkar. Şöyle yazalım tekrardan. Eksi x çarpı mutlak değer x artı 2 de daima pozitiftir x sıfıra soldan yaklaşırken. O da x artı 2 diye çıkar. X artı 2'ler sadeleşir. X ile eksi x sadeleşir. Eksi 1 gelir. Şimdi x gördüğümüz yere doğrudan 0 yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü artık belirsizlik veren ifadeler elimine edildi. Böylelikle eksi 1 çarpı x gördüğümüz yere 0 yazarsak burası da eksi 2. Cevap eksi 1 çarpı eksi 2'den artı 2 olarak bulunur. Şimdi söz konusu fonksiyonumuzun x eksi 2'ye sağdan giderkenki davranışını inceleyelim. Yine benzer mantıkla şöyle ifadelerimizi yazalım yine. Mutlak değer x eksi 2'ye sağdan yaklaşırken yine negatiftir mutlak değer içindeki ifade. Eksi x olarak çıkar çarpı eksi 2'ye sağdan giderken mutlak değer x artı 2'ye bakalım. Eksi 2'ye sağdan giderken bu ifade arkadaşlar ne olur? Pozitif olur. Yine olduğu gibi çıkar. X artı 2'ler sadeleşir. X ile eksi x de sadeleşir. Eksi 1 gelir burası. Şimdi x gördüğümüz yere doğrudan eksi 2 yazabiliriz. Çünkü belirsizlik veren ifadeler kaldırıldı. Böylelikle x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda burası eksi 1 zaten. Burası eksi 4'e yaklaşır. Eksi 1 çarpı eksi 4'ten cevap artı 4 gelir.
İkisinin toplamı da arkadaşlar 6 olarak bulunur. Diğer soruya bakalım. Fx eşittir 2 çarpı tam değer x eksi x kare bölü x kare eksi 4 şeklinde tanımlanan f fonksiyonuyla ilgili. F'nin x eşittir 2 noktasındaki sağdan limiti eksi 1'dir diyor. Bakalım. Sağdan limitine bakalım bunun. Şu şekilde şuradan şöyle devam edelim. X 2'ye sağdan yaklaşırken tam değer x limit almadan önce limiti alınacak olan ifadeyi düzenlemeye çalışın arkadaşlar. Tam değer x, x'in hemen sağında 2 gibi davranacak. 2'dir aslında. Doğrudan buraya o zaman 4 yazabilirim. 2 çarpı 2, 4. Eksi x kare bölü, bakın limitini almıyorum. X kare eksi 4. Bunlar sadeleşirse zaten direkt cevap eksi 1 olarak gelir. Evet. X eşittir 2'nin sağ tarafında fonksiyonumuzun limiti eksi 1'dir. Birinci ifademiz doğru. F'nin x eşittir 2 noktasında soldan limiti 1'dir diyor. Hemen soldan limitine bakalım. Şuradan devam edelim. X 2'ye soldan yaklaşırken dikkat edin yine bizim ifademizi düzenlememiz lazım. 2'nin hemen sol tarafında tam değer x 1'dir. Hep 1 değerini alır. Dolayısıyla 2 çarpı 1 eksi x kare bölü x kare eksi 4 şeklindedir aslında bizim fonksiyonumuz. Limitimizi alacağımız fonksiyon. Böylelikle ne olur arkadaşlar? X gördüğümüz yere 2 yazarsak burada ne olur? 2 eksi 2'nin karesi 4 bölü 2'ye soldan yaklaşıyorum ama paydaya dikkat edelim. Burası ne olur arkadaşlar? 2'ye soldan yaklaşırsak 0'a çok yakın ama negatif bir değer. Yani cevap ne olur? Payımız negatif. Aşağısı da negatif ama 0'a çok yakın bir sayı sonsuz olarak bulunur. Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlış arkadaşlar. Sol tarafta fonksiyonumuzun limiti artı sonsuz olarak bulunuyor. Şimdi 3'ü inceleyelim. F'nin x eşit 4 noktasında limiti vardır diyor. İlk önce şöyle ifademizi şuraya yazalım. 2 çarpı tam değer x eksi x kare bölü x kare eksi 4. Şimdi 4'e baktığımızda 4'ü yerleştirdiğimizde paydamızda arkadaşlar 0 gelmiyor. Payımız da 0 olmayacak. Dolayısıyla doğrudan 4 yazabilirsiniz. Ama sağdan ve soldan yazarken tam değer x'in davranışı bizi ilgilendiriyor. Şimdi x eşittir 4'e sağdan yaklaşırken x eşittir 4'ün sağında tam değer x arkadaşlar 4 olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla tam değer x yerine 4 yazarım. Eksi x gördüğümüz yere 4 yazarsak burada x karede burası 16 bölü x gördüğümüz yere 4 yazarsak paydamız da 12'ye yaklaşır. Böylelikle arkadaşlar ifademiz eksi 8, eksi 8 bölü 12'ye yaklaşır 4'e sağdan yaklaşırken. Şimdi 4'e soldan yaklaşırken ifademiz nereye yaklaşıyor? Buna bakalım. X eşittir 4'e soldan yaklaşırken tam değer x aslında 4'ün solunda nedir arkadaşlar? Hep daima 3 değerini alacak. 2 çarpı 3 eksi x gördüğümüz yere burada x karede 4 yazabiliriz. 16 bölü x kare eksi 4 yine 12'ye yaklaşır. Cevabımız arkadaşlar sol limitimiz eksi 10 bölü 12. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağdan ve soldan yaklaştığımızda 4'e tam değer x'ten dolayı farklı limit değerleri elde ediyoruz. Böylelikle limitimiz yoktur arkadaşlar. Üçüncü ifade yanlış.